Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlıkta bugün değerli doktorumuz geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi uzman doktor Hüseyin Metin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Bugün İPASK konuşacağız sizle. Evet. İPASK'ı nedir? Ne amaçla kullanılır hocam? İPASK'ı yine bizim her zamanki yaptığımız uygulamalar gibi işte gençleştirme ve lifting amaçlı kullandığımız bir uygulama. İşte iplerin çeşitleri var ama genelde hani böyle iyi ve sağlam ipleri kullanmaya çalışıyoruz ve işte dışı silikon, içi başka bir madde ile kaplanmış ipler genelde kollajen sentezini arttırarak hani lifting uygulaması yapmasına sebep oluyor. Nasıl yapıyoruz? Yani hastanın yüzünü ilk önce bir iyice temizliyoruz. Ondan sonra kaç tane ip yapacağımıza kişinin yaşına ve durumuna göre karar veriyoruz. Sonra onun vektörel açılarını kendimiz hesaplayıp ona göre hastanın yüzüne lokal anestetik maddeyi uyguluyoruz. Ondan sonra da o yaptığımız doğrultuda kişinin yüzüne lifting uygulayacağımız bölgeleri onun kendi iğneleriyle yerleştirip sonra da lifting uygulamasını yapıp hastayı taburcu ediyoruz. Peki hocam İPASK kimlere uygulanır? Etki süresi ne kadardır? Belirli aralıklarla tekrarlanması gerekir mi? İPASK'ı aslında hani yüzdeki deformasyona bağlı olarak hani kişilerde çok böyle erken deformasyon varsa orada da kullanılabilir ama çok tek tük seçilmiş vakalarda ama genelde 30 yaş ve üzeri, genelde 30-70 yaş arası kullanılması uygun oluyor. Yani hyaluronik asit ve işte kollajen sentezinin düşmesiyle alakalı yüzdeki çökmeler hani durumuna göre hastanın İşte kaç ip yapacağınızı karar veriyorsunuz ve işte ona göre hani seçtiğiniz bölgelere uygulamayı yapabilirsiniz. Etki süresi ne kadar hocam? Etki süresi yani kullandığınız ipe göre değişiyor. 6 ay ile 5 yıl arasında aslında değişiyor. Ama genelde bizim kullandıklarımız ortalama 2 yıl gidiyor. İşte uyguladıktan 6 hafta içinde tam olarak oturuyor. İşte bazen böyle gamzelenmeler ya da ona benzer durumlar olabiliyor. İşte hastaya yapacağınız önerilerle hastanın 3 hafta içinde o gamzelenme ve çekilme durumlarının düzeldiğini görüyorsunuz. Ondan sonra da 6 hafta içinde tam oturduğunu görüyorsunuz ve çekmeyi tam sağlıyor. İşte hastanın çene ovali, işte elmacık hatları, işte kaş üzeri, boyun bölgesi çok iyi uygulamalar yapabiliyorsunuz ama tabii bu yaşlı hastalarda işte bizim yine sıvı yüz germe ile destekli olarak yapmamız gereken bir uygulama oluyor. Peki hocam İPASK ile Fransız askı aynı şey mi? Aslında kullanılan malzeme aynı ama Fransız askıda minimum 3 ip kullanılması gerekiyor. 3 ya da 4 iple yapılıyor. Yani hani kişinin uygulayıcının işte seçimine göre minimum 1 ip genelde kullanılabiliyor. O bir ip kullanırsanız İPASK oluyor ama 3 ve yukarısı kullanırsanız Fransız askı oluyor. Zaten bu hani niye Fransız askı? Çünkü ilk orada yapılmış ve orada bu işin hani icat edilmişti diyebiliriz. Fransızlar yaptığı için Fransız askısı diye geçiyor. Hocam bir de örümcek ağı duyuyoruz. Örümcek ağı nedir? Ne amaçla yapılır? Örümcek ağı hani daha yüzeyel bir uygulama. O da yine hani İPASK'a benziyor ama daha kısa. Böyle onun değişik versiyonları var. Hani bir genelde sarmal olanını hani ben tercih ediyorum. Daha yüzeyel kırışıklıklarda hani böyle derin olmayan daha minimal müdahale gerektiren durumlarda kullandığımız bir malzeme aslında. Orada fibrotik bir ağ oluşturup kolajen sentezini arttırıyoruz. Aynen. İkisinde de mantık aynı. Yani kolajen sentezini. İPASK'da aynı hani anlık etki bazen görebiliyoruz. Örümcek ağında da aynı şey mümkün mü? Mümkün. Aynı anda yaptığımız mümkün. Anda. Görebiliyoruz ama genelde tam onun da oturması bir ayı buluyor. Yani yaptığınız bölgeye göre bazen aynı anda gördüğümüz de oluyor gerçekten. Peki hocam bu İPASK'ıyla biraz önce biraz bahsettiniz ama İPASK'ıyla kombine tedaviler gerekiyor. Evet. Burada kullandığınız ürünler vardır. İPASK'ıyla sıvı yüz germe kombine edilebilir mi? Evet edilebilir. Yani ya hani İPASK'ı önce yapmanız gerekiyor hastanın durumuna göre. Ama ben genelde sıvı yüz germeyi önce yapıp sonra ipi içine yerleştiriyorum. Çünkü çalışırken özellikle sıvı yüz germede kanül ve diğer malzemelerle işte içeriye yerleştiğiniz iple bir
karşılaşma durumu olabiliyor. O yüzden ilk önce sıvı yüz germe, sonra ipi tercih ediyorum. Ama hastadan hastaya da değişebilir tabii. Ciddi bir şekilde de kullandığımız bir yöntem aslında. Çünkü birisi içine hani inşaat gibi düşünün, işte demiri yerleştiriyorsunuz, üstüne de harç yapıyorsunuz gibi harç bir durum oluyor. Aynen öyle. Burada mezoterapiler de desteklenebilir herhalde. Tabii en son üzeri hani cila kısmı da mezoterapi ve diğer ürünlerle yapılabilir. Peki ip askı yaptığınız hastalardaki süreç, sonraki süreç nasıl ilerler? Hasta nelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi hasta hani geldi, hazırladık. Daha doğrusu kopma riski oluyor mu? Hani düşme riski oluyor yeni, mu süreçte? Yeni model iplerde sadece esneme oluyor aslında. Kopma eskiden hani karşılaştığımız bir durumdu. Eğer taşıyıcı hani ortamı taşıyacak kadar ip kullanmıyorsanız eskiden kopmaları görüyorduk ama şu anda ipler sadece esniyor. Çünkü çift katmanlı yapıldığı için sağlam oluyorlar ama zaten tek iple de bir yüzde taşıma yapmanız çok zor. Hani minimum 2'den 2+2 şeklinde ya da 3+3 şeklinde yapmanız lazım. O yüzden zaten Fransız askıya geçiş oluyor. Şimdi hastayı yaptınız. Hastaya yapacağımız öneriler neler? Şimdi hasta heyecan yapmaması gerekiyor ilk önce. Hani yüzünde çekilmeler olur. Çünkü o 6 hafta boyunca o ip çekiyor yukarıya doğru. Hatta bazen işte şuradan delik noktalar oluyor, ip bazen dışarıya da çıktığı oluyor. Hani ya içine katlayıp çeviriyorsunuz ama ben genelde dışarıya çıkmasını tercih ediyorum. Çünkü oradan kesip hem hastaya çektiğini gösteriyorsunuz. Hani çok büyük bir sıkıntı olmuyor. Orayı böyle içeriye doğru çekip kesip içine yerleştirebiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde de devam ediyor. Hastaya yapacağımız öneriler nedir? Hani ilk 3 gün zaten enfeksiyon hani bir sürü iğne girişi olduğu için o enfeksiyon için kullanacak kremleri kullanıyor. Büyük gülme, büyük ısırık. Hani daha böyle özellikle yüze yapmışsak çene bölgesini daha minimal. Yüz böyle gelecek hareketler. Evet, böyle kahkahalarla gülme, evet. İşte büyük elma ısırığı falan gibi ya da işte zorlamayacağız diyebiliriz. Aynen. Yani hani o tarz şeyleri yapmamasını istiyoruz açıkçası. Çünkü İpin atma ihtimali oluyor çünkü tam daha kollajen sentezi yerine, çünkü tam 6 haftada tam yerine oturuyor. O yüzden o ilk zamanda dikkat etmemiz gerekiyor. İp askı korkulacak bir uygulama mı? Ağrı çok oluyor mu, ödemişlik çok oluyor mu sonrasında? Korkulacak bir uygulama değil. Yani iyi bir el yapıyorsa bir sıkıntı olmaz. Daha öncesinde zaten lokal anestezi yapıldığı için hasta yani %1'in altında bir ağrı hissetme durumu olur. Çok minimal morarmalar olabiliyor. O da hani sizin lokal anestetiği yaparken minimal kanamalardan kaynaklanıyor. Çünkü ipi yerleştirirken ben hani bir kanama görmedim açıkçası. Sadece sizin yapacağınız o minimal iğne girişlerinden kaynaklı küçük morarmalar. Ucu sivri değil değil mi hocam bunların? Uçları künt oluyor. Siz zaten giriş yerini ayarlıyorsunuz. Ona göre de hani cilt altına ilerletip ama zaten hattı siz belirlemiş olduğunuz için hem yukarıya çekmesini yapıyorsunuz hem içine yerleştiriyorsunuz. O zaten yerine oturuyor ve lifting etkisini çok güzel bir şekilde yapıyor. Tabii seçeceğiniz iplere de dikkat etmeniz gerekiyor. Etkisi geçtikten sonra, 5 yıl sonra ya da 2 yıl sonra diyelim, ilk günkü haline mi dönüyor yoksa biraz daha iyileşmiş bir durumda mı oluyor? Yani birazcık da olsa kalıcılık etkisi oluyor mu yani? Kalıcılık etkisi var tabii çünkü o etrafında hani bir kolajen sentezi evet. Oluşturduğu için yani tamamen kendini bırakmıyor. Özellikle taşıyıcılığı iyi ayarlamışsanız yani kalıcı olarak bile kalabilir. Minimal çünkü 2 yıl etki süresi var. Yani 5 yıla uzayanı da oluyor yani bunun. Hani hatta ne derler, yüz germe ameliyatı gibi etkisi olup da kala hani kişi gerçekten dikkat ediyorsa daha uzun sürede kalabilir yani kişinin kullanımına da bağlı. Bir de hani cilt kalitesine de bağlı. Hani biraz yaşlıysa işte kolajen sentezi daha azsa belki daha az tutabilir ama daha genç birine yapmışsanız o zaman tutuculuğu daha fazla olabilir. Siz bahsettiniz ama şimdi biz bir ip askı yaptıktan sonra kontrolümüz de yaptık, hiçbir sıkıntı yok. Bir daha danışanımızı ne zaman çağırırız? Ya da herhangi bir tedavi protokolünüz var mı buna ilgili? 6. ayı gel, 1. yılı gel falan gibi. Yani şöyle, biz zaten 6 hafta sonra bir kontrolü oluyor aslında. Yani 2 hafta sonra bir kontrol, sonra 6. haftada bir kontrol. Yani yıllık kontrole çağrılabilir durumunu görmek açısından. Belki hani kombine tedavi yapmışızdır. İşte diğer tarafta hani erimelerden kaynaklı
Hani görüntüde belki biraz sıkıntı olabilir. Onu desteklemek amacıyla yılda bir kontrole çağırılır. Arada mezoterapi seansları yapılabilir. İyi bakılırsa bu süreyi de uzatacak herhalde. Aynen. Hani minimal kırışıklıkları da yok ettiğiniz zaman kişi gerçekten uzun süre kullanacağı bir yöntem olur ipaskı. Başka bir yerde kullanıyor muyuz hocam ipaskılama yüz dışında? Yüz dışında boyunda kullanabiliriz. Yani işte kaşı yukarı çekmek için kullandığımız bir yöntem. Onun dışında boyun germek için böyle arkaya doğru hani boyun botoksu ve işte boyun mezoterapisiyle beraber ya da PRP ile beraber kullanılabilir bir yöntem. Yani başka olarak boyun bölgesinde, kaş bölgesinde, yüz bölgesinde uygulamalar yapılabilir. Evet. Çok çok teşekkür hocam. Ağzınıza sağlık. Çok değerli bilgilerdi. Çok teşekkür ediyoruz. 8'e sağlıkta bugün değerli konuğumuz geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi uzman doktor Hüseyin Metin ile İPASKI ile ilgili birçok detayı konuştuk. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.